Zankaspor TV'de canlı yayındayız. Muhabbet Futbol'da her pazartesi zevkle izlediğiniz programı bu hafta gene Metin Erer'den ve Berkay Aydın'la beraber sürdüreceğiz. Yayına başlamadan önce Galatasaray camiasına başsağlığı diyoruz Mustafa Cengiz için. Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın da şu anda yoğun bakımda geçirdiği kalp krizi nedeniyle kendisine acil şifalar diliyoruz. Önce konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, Metin Erer abi müsaade edersen bu sefer Berkay hocamla başlayalım. Bu hafta Tabii. değişiklik yapalım. Dün maçı izledin Berkay hocam. Evet. Altınordu karşısında yani şimdi Altınordu'yu küçümsemek istemiyorum ama çok genç bir kadroyla mücadele eden 3-4 tane Ahmet İlhan gibi isimlerin yer aldığı bir kadro. Mütevazı bir kadro. Gerçi son haftalarda 1-0 mağlubiyetlerle götürüyorlardı işi. İyi de oynadıklarını iddia ediyorlardı. Altınordu karşısında böyle bir mağlubiyet bekliyor muydun? Sana göre nerede yanlış yaptı Ankaragücü? Merhabalar. Şimdi öncelikle hemen konuya girmeden önce tabii Cemal Aydın'a özellikle geçmiş olsun diliyorum. Umarım sağlığına en kısa zamanda kavuşur. Şimdi kesinlikle beklemiyordum zaten. Şöyle başlayayım ben konuşmaya. Geçen hafta burada konuşurken Allah'tan dedik 2 hafta şey var. Bir de arada kupa falan var. Hani yaraları sarmak için uygun olabilir derken yara şey oldu. Biraz açılmış oldu bu hafta. Ben biraz bardağın tabii dolu tarafından bakmak isterim. Ali Asım mıydı? Ali Emre, rakip kaleci. Sadece tabii ona bağlayamayız ama genç bir takım biliyoruz. Altınordu zaten bir şeyle çıkmış bir ekip. Altınordu bir okul oldu. Bunu biliyoruz. Bizde de hani bir futbolcusu, sporcusu var oradan yetişmiş. Onun dışında da Türk futboluna ciddi anlamda katkı veren gençlerle yürüyen bir camia. Maalesef bizim için iyi bir hafta olmadı. Hiç beklediğim gibi de elbette olmadı. Ama istatistiklere baktığımızda ben aynı zamanda bir yandan sosyoloji için istatistik yani sosyal bilimlerde istatistik şeyi de verdiğim için ders olarak da bu istatistik benim için kritik rakamlar. Her zaman rakamlı olmuyor bu iş elbette futbolda da ama istatistiklere baktığımızda şöyle bir durum görüyoruz. Yani maçın hakimi olan bir Ankaragücü de görmek çok net bir şekilde mümkün. Korner sayısı 5-6 katı, 1'e 6 falan olması lazım. %80 civarı topun %60-70 civarı bizde başarılı pas oranı bilmem nesi 2 katı yüksek falan. Niyet var mıydı? Çocuklar hani koşturdu mu? Belki burada bir eksik şu olabilir. Belki teknik çünkü yorumlardan gördüğüm kadarıyla ben de takip ettim. İnsanlar tabii bir de bizim camia sert de bir camia. Bizim camiada şey de zor. Şimdi şey de konuşmak istemiyorum ama bir başka tarafından bakayım ben şeytanın avukatlığı. Genel eğilim çünkü belli. Teknik direktör dahil olmak üzere eleştiriler ama niyeti var mıydı? Oyundan çok düşen oyuncu mesela bizim bu hafta golü atan oyuncumuz. Hep anıyoruz kendisini de. Sürekli andık. Bu hafta da harika bir gol attı. Ki atabileceği pozisyonlarda ve gol kurgusu yapabileceği pozisyonlarda vardı. Eren isteksiz miydi desek çok şey çıkmıyor. Bence öyle değil. Yani çok isteksizliği yoktu. Biraz futbol işin açığı. Futbol şansı. O uzun topta eski tecrübeli golcüleri onların takımının sanırım en yaşlı ismi. Meşhur Evet. Karabük Spor'da falan parlayan forvet. Ona bir uzun topla iş bitti. Yani böyle biz de şeyde kaldık. O dakikaları hatırlıyor musunuz peki? Ben bütün izleyicilere artı sizlere sormak istiyorum. O dakikalar artık tamam. Rakip şey Ben oturmuş. söyleyeyim hocam 3-1 biter demiştim arkadaşlara. Yeneriz demiştim ama. Tabii bizim lehimize. Aynen ben Evet. golü kim atacak diye bakıyorum falan. Çünkü rakip şey üzereydi. Yani nasıl diyelim? Dağılma eğilimleri gösteriyordu. Biraz şans olsa başka bir şey olacaktı. O anlamda ben şu endişemi söyleyeyim. Camiada moral bozukluğu, skorun yansıması sporcularda ayrı bir moral bozukluğu, ayrı motivasyon düşüşü vesaire havanın bozulması bunlar çok negatif. Ama baktığınız oyun anlamıyla çok kötü müydü? Ben böyle söyleyemeyeceğim. İşin açığını söyleyeyim. Yani elden gel ha şunu diyebilirsiniz. Ortalar yapıldı da istekliydi, isteksizdi, ezbereydi, şuydu buydu bunlar söylenebilir ama ya bir Zahit mesela. Biraz daha takıma alışmış ortada top yapan bir Zahit. Rakip tamam zayıftı ama ben biraz futbol şansına da bağlamak istiyorum işin açığı. Bir de bizim oyuncularımızdan bir tanesinin bir penaltıyla bir de
bu anlaşmazlık aslında, goldeki anlaşmazlıkla da bir şanssız gününde olduğunu da tabii belirtmek lazım. Zor bir mevki, stoper mevkisi, şanssız bir günündeydi. Hani bizim attığımız gol üzerine belki tartışma yapılabilir ama bence net faul vardı. Eren'in sol bacağı dokunmaması gereken kalecinin üzerindeydi. Etki ediyordu yani o net, yani bizim golün iptalinde ben onu da normal karşılıyorum işin açığı. Baktığımızda kaçan pozisyonlar hani çok mu pozisyonluydu, değildi ama net gol şansı olan pozisyonlar da vardı. Rakip kalecinin de ben beklediğimden iyi bir performansı olduğunu gördüm. Şeyde bir motivelerdi. Zaten o hani bir birken tam Serkan hocamın dediği gibi, ben de işte eşimle izliyoruz, hatta çocuk falan var, ona da söylüyorum bakalım kim atacak golü falan diye, böyle şey bir maç işin açığı psikolojimiz falan şey değildi. Yani ben arkadaşlarımla da bir yandan yazışıyorum, hani şey haberleşiyoruz falan, böyle bir çökme durumu yoktu. Biz o ters top gelip o ters toptaki bir gayri disiplin durumu, yani disiplinsiz bekleme falan, bunlar ayrı mevzular tabii. Uzun top geldi biliyorsunuz, hani bir anda biz de hani şeyden şaşırdık, bir anlaşmazlık falan derken olay bitti. Ondan sonra da yüklendi takım ama bir türlü olmadı. Kadro tercihi konusunda bu hafta mesela insanlar ne diyecek diye de baktım. Ama camiayı da mutlu etmek kolay değil. Sevgili Metin Er abi, Serkan kardeşim, yani camiayı da mutlu etmek şuradan mutlu değil. Şimdi, hoca evet Nadir'i geçen hafta diyorduk ya, Nadir'i belki bir şey maçında oynatır, belki sonradan alır falan, bu sefer şeyden de almadı. Hatta Eren dakika sanırım 78-79'dan sonra sürekli kaburgasını tutarak şey yaptı. Profesyonel de oyuncu, hani şeyi de veriyor. Yüz ağrısı falan, kameraya yakın çekim olabilir belki diye. Yetişemediği toplar oluyor, hani mücadele falan. Sürekli bir kaburga ağrısı şeyi vardı yüzünde de, yani baktığında. Diğer maçlar gibi değildi. Çok sağlıklı halde çıkarıldığını gördük falan. Bunun dışında işte haftalar önce şey üzerine belki düşündüğümüzde, konuştuğumuzda Oğuz'u niye kilit açtı diye, bu tip maçlarda kilit açmak da önemli. Şey gibi bir savunma vardı. Fizik gücü de yerinde. Yani Arıbi çok formsuz bir kere. Hani Arıbi evet, sezon başındaki gibi değil. Yine bir şanssızlık oldu. Hele bir pozisyonu vardı. Şeye geçerdi. 2-3 oyuncuyu beraber geçtiği bir pozisyon vardı. Sanırım ilk yarı. Gerçekten şey bir pozisyon. Hani biraz da şey de olacak futbolda. Hani o pozisyonun şansıyla gelen durum, yani skora yansıması falan, iştahını arttırıyor oyuncunun. Eren'le biz böyle böyle kazandık aslında. Eren de öyle şey gelmedi bu takıma biliyorsunuz. Başından itibaren 8 gole ulaşana kadar gol atarak geldi. Zahit'i daha alışmış gördü. Pozitif taraflarından bakarsak tabii. Ama bilmiyorum, sizleri tabii çok dinlemek isterim ama benim gözümde bir yandan futbol şanslılığı, belki biraz şey mi diyeceksiniz ama sırf duygusal da konuşmadığımı söyleyeyim. Yani istatistikler temelinde bir şey, rakamlar temelinde. Biraz da talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Çok çok şeyi düşürmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu kupa maçı var, sonrası içeride iki tane görece, artık bunu da söylemek istemiyorum, nazar değiyor. Kolay demeyelim evet. Tabii de. Görece zor olmayan müsabakaya, çok çetin cevizi olmayan müsabakaya çıkacak takım yaralarını sarabilir diye düşünüyorum. Bu arada golümüz tabii muhteşemdi. Hani kurgusuyla falan iyi tarafından baktığımızda, değil mi? Yani bakınca gerçekten ki benzer bir iki pozisyon da vardı. Baştan bitti. Ortalar Geraldo'nun motivasyonu, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Ben böyle ayrıntı şeylerini seviyorum. Sonradan oyuna giren Geraldo yani epey bir çabaladı. Hatta bir ortası çok çok bence kıvamındaydı. Orada keşke burada görüntüler olsa, pozisyonlara da baksak. Mesela orada Altınordu'lu defans oyuncusunun gerçekten büyük gayretiyle o top Eren'e gelmedi. Gelse şu an başka bir şey konuşacaktık diye düşünüyorum. Ben zaten golü yedikten hemen sonra gol yanıtını verebilsek, biliyorsunuz o da istatistiksel olarak gol durumundan sonra gol, yani yeni goller veya gol olması daha yüksek bir ihtimal. Yani hızlı bir yanıt verilebilse o maçın skoru farklı olurdu diyorum. Ama tabii bunlar bahane mi derseniz elbette bir yandan değil. Şey bir takım, genç bir takım, değil mi? Yani sıralamada yeri belli, gücü belli.
Altın Ordu'ya moral vermiş olduk. Yani enteresan, haftalardır şey yapamayan bir kulübe. Büyük bir sevinç, teknik direktörü falan. Zaten maç sonrası da şey bir sevinç yaşadılar. Enteresan bir haftaydı ama ligde böyle bir lig. Şimdi kafayı oynayan hepsi kaybetti. Bugün Erzurum şeyi var. Ta aşağıdan gelecek. Hatırlarsanız geçen haftalarda konuşmuştum. Şey olarak, matematiksel olarak şansı vardı. Tam o şansı bu hafta yakalıyor. Aşağıdan da, hatta aşağıya da mı gider bilemiyorum ama ilk turda ben bunu söyleyeyim. Değerlendirmem bu. Çok da böyle enseyi nasıl diyeyim, belki karartmamamız gereken bir dönem. Şimdi kararttığımızda daha da kötü olabilir durumlar o anlamda. Biraz bu tarafından bakalım derim. Evet. Evet, buyurun. Şimdi Metin Ali abi, dün öğlen senin şeyleri takip ediyorum. Tabii Keçiören yenince, işte Eyüp Spor yenince falan çok güzel tweetler attın. Evet. Ondan sonra Altın Ordu maçı başladı. Aslında biz camiye olarak hep böyle yüksek beklentiye girdiğimiz maçlarda kaybetmeye alışkın bir camiayız. Hani biz kendi aramızda konuşurken akşam da Altın Ordu Ankara Gücü'nü yener dedik. Hani kendi aramızda tabii bu alışılmış bir şey. Şimdi ben tabii bir Altın Ordu'ya Ankara Gücü niye yenildi onu sormak istiyorum. Bir de bu Mustafa Dalcı'nın oyuncu değişiklikleri çok eleştiriliyor. Hocanın sence kendi tercihleri mi, yoksa gerçekten sosyal medyada çok fazla dile getirilen menajer baskısı var mı hocanın üzerinde? Ya biraz maça istersen ben de önce bir değineyim de. Şimdi Berkay biraz olumlu yönlerinden anlattı. Katıldığım nokta var ama ağırlıklı olarak Berkay'a katılmıyorum. Şimdi Berkay istatistiklerden bahsetti. Ben de istatistiklerden bahsedeyim. Şimdi ofansif anlamda Berkay'ın istatistikleri doğru. Toplu oynama bizde, en fazla şut atan biziz, isabetli şut atan biziz falan ama mücadele anlamındaki istatistiklere bakalım. Mesela top kaybı. Ankara Gücü 147 top kaybı yapmış. Altınordu 112 top kaybı yapmış. İkili mücadele kazanma. Ankara Gücü 30 ikili mücadeleyi kazanmış. Altınordu 50 ikili mücadele kazanmış. Hava topu kazanma. Kazanılan hava topu. Ankara Gücü 9, Altınordu 20. Top çalma. Ankara Gücü 3, Altınordu 12. Topu ayakla uzaklaştırma, ayakla topu uzaklaştırma, yani defansif bir çaba. Ankara Gücü 12, Altınordu 28. Yani mücadeleyi aslında daha fazla Altınordu yapmış Ankara Gücü. Şimdi Ankara Gücü'nün golü yedikten sonraki bir 15 dakikalık müthiş bir baskısı vardı orada. Ya belki orada 3 tane bile gol bulabilirdi. Hani sen dedin ya 3-1 bekliyorduk falan diye. 3-1'i 4-1'i bile o baskıda bir tane gol buldular o baskıda. Direkten dönen top oldu. İşte bir şekilde kalecinin çıkardığı top. Sadece 15 dakika. Ya Ankara Gücü yaş ortalaması 31-32 olan bir takım. Yaşlı bir takım. Ve 15 dakika o Ankara Gücü'nü bitirdi. Zaten ilk yarı rölantide. Yani Ankara Gücü yaşlı bir takım olduğu için. Yani böyle baskılı futbol oynayamıyor. Mustafa Dalcı da takımını bildiği için. Ya bugüne kadar da hep Ankara Gücü maçlarında duran toplardan kazandı. Ekstra hareketler, ekstra vuruşlar. Bazen defanstan geliyor. Sinan ekstra bir vuruş yapıyor. Yusuf ekstra bir vuruş yapıyor. Erdem ekstra asistler yapıyordu. İşte Oğuzhan'ın ekstra vuruşları oluyordu. Onlarla bir şekilde bugüne kadar maç kazanıyor ama artık rakipler bir şekilde Ankara Gücü'nü çözdü. Yani artık dün mesela bizim en iddialı olduğumuz duran toptu. Dün 7 tane korner vardı. En az 3-4 tane de hatırladığım kadarıyla da sağdan soldan bayağı da tehlikeli yerlerden serbest vuruşlar oldu. Ama yani ya hiçbir tehlikesi olmadı bu vuruşların. Hepsini Erdem yine kullandı eskiden. Çünkü artık rakip önlem almaya başladı. Çözdü Ankara Gücü'nü. Yani Mustafa Dalcı'nın artık bir farklı bir aksiyonlar denemesi gerekiyor bence. Yani bu şekilde bugüne kadar geldiği yolla bu iş olmayacak. Mustafa Dalcı'nın oturacak, şapkasını önüne koyacak, bir şeyler yapacak. Şimdi kadro, dünkü kadro, yani maç başı açıklandığı zaman yani Ankara Gücü'nün gerçekten ideal kadrosu buydu. Ya yani bugüne kadar yani 14 haftada oynanan, yani orada herhangi bir hata yapmadı. Yani geçen hafta hani Abdullah işte ne yaptı? İshak'ı kesti, Ali Kağan'ı kesti falan, yerlerine
Abdullah koydu, işte Atıf'ı koydu. Bir ne diyeyim, bir kumar oynadı, onu da kaybetti. Bu hafta onu da yapmadı. Yani Nadir'e yoğun bir tepki vardı. Nadir hafta boyunca mesela hiçbir antrenman görüntülerinde, görsellerinde yoktu. Kasıtlı olarak mı görsellere koymadılar? İzmir'e de götürülmedi. Yani ben ısrarla soruyorum, ısrarla acaba Nadir'le ilgili bir tasarruf mu oldu diye, ısrarla da bir cevap alamıyorum yani bu konuda. Yani Mustafa Dalca güzel bir kadro çıkardı. Ama bu kadronun da işte dediğim gibi rakip çözdüğü için çok fazla bir yani bir aksiyon anlamında, hücum ofansif aksiyon anlamında bu 15 dakika çok yoğun baskılı 15 dakika, bir de 2-1'i bulduktan sonra artık yani Altın Ordu ceza sahası içerisinde, neredeyse 11 oyuncusuyla ceza sahası içerisinde kaldı. İster istemez sen yani ceza sahası içine kadar geldikten sonra yani pozisyon vari şeyler bulmuş gibi gözüküyorsun ama yani böyle benim hop atıp hop kalktığım bir pozisyonda olmadı. Yani rakip bu maça Ankara Gücü'nden daha hazırdı. Yani biz hepimiz beklerdik ki Ankara Gücü Eyüp'ün Ümraniye'nin kaybettiği haftada, yani Kocaeli Spor da kaybetti abi, hani Kocaeli'nin de kaybettiği haftada bu maçı kazansın. Yani hem Ankara Gücü'nün hem Ümraniye'nin kaybetmesi de ligi müthiş böyle karıştırdı. Ben bugün Metin Diyadin'le görüştüm. Yaşar Bile teknik direktörü. Onun da kafası karışmış. Yani şimdi bu iki önemli rakip şimdi bir Altınordu'ya kaybetti, birisi Keçiören Gücü'ne kaybetti. Bir anda bunlar hep 8-9-10 puanlarda falandı bu alttaki rakipler. Onlar da 13-14 puanlara çıktılar. Dipte şey oldu, bir Balıkesir'in dışında herkes 13-14 puanlarda. Yani 19 takım var, 18. ile bakıyorsun puan tablosu, 8. 9. arasında hiçbir fark yok. Yani herkes böyle, ya kim yukarıda olacak, playoff mücadelesi verecek. Yani iki maç kaybetsen düşme potasındasın, iki maç kazansan playoff potasındasın. Yani acayip böyle bir karma karışık bir lig olmaya başladı. Ya bundan sonra da her maç artık zor. Bir de şimdi Ankara Gücü 6 maçı, daha önceki 6 maçı çok güzel bir seri, hani yakaladığımız, çok zor dediğimiz bir 6 maçlık seri vardı. Orada güzel bir seri yakaladı. 6'da 5 yapmıştı. Ondan sonra dedi ki bundan sonra artık Ankara Gücü'nün yani yolu açık. Belki de tamamını kazanıp İlk yarı 7-8 puan, 10 puan neredeyse fark atmış bir şekilde bitirir diye bekliyorduk. Ya belki de en yumuşak iki takımla oynadık, ikisini de kaybettik deplasmanda. Bundan sonra artık Bolu deplasmanı var. İşte yani Eyüp'ü nasıl yendiğini gördük. Bolu gerçekten çok kendi, özellikle kendi sahasında çok sert bir takım. Yani Samsun'a gideceğiz. Bir de öyle bir şey ki yani şimdi bu mağlubiyetler Samsun havlu attıydı neredeyse. Tuzla havlu attıydı. Kocaeli zaten bu haftada yerine kavla attıydı. Şimdi bir galibiyet, şu anda 5 puan Ankara Gücü'yle aralarında fark var. Evet. Yani bir galibiyetle aradaki, yani onlar bir de eksik maçları var. O maçları oynadığı zaman 2 puan fark kalacak. Bunlar da bir anda tekrardan potaya girdi. Yani Ankara Gücü aslında istemiyoruz ama çok çekişmeli bir lig olacağı benziyor. Hayırlısı diyelim bundan sonra. Bakalım. Menajer dedin. Evet abi. Yani şimdi yarın ben Faruk Hoca ile, eğer son dakika bir iptal olmazsa, başkanımız Faruk Hoca ile bir radyo programına çıkacağız. Burada soracağım. Yani gerçekten camianın bu konuda çok yoğun yani iddialar dolaşıyor camiada. Yani bunu inanmak istemiyorum tabii ama başkanın da bir sözü var. Bunu ben hatırlatacağım. Yani şimdi Hikmet Karaman'ı başkan hatırlarsınız, eleştirirken her şeyi ben bilirim diyen bir anlayıştan uzaklaşarak hep birlikte bazı şeyleri yapabilen bir anlayış, birlikte yapabilen bir anlayış bu kulübe hakim olacak. Ama Hikmet Karaman'ı eleştirirken ya ben dünyanın hiçbir yerinde teknik direktörün hadi hep beraber bu takımı yapalım, hep beraber bir şey yapalım dediğini görmedik. Yani sen bir Fatih Terim'e hadi hep beraber yapalım, sen birlikte bize de danış
diyebilir misin? Şenol Güneş'e değil mi? Sergen Yalçın'a hiç kimseye denilmez. Teknik direktör bakar, insanlardan görüş de alır, kadrosunu kendi yapar. Yani şimdi bu olaylar geçmişteki bu söylemler olunca acaba bu kadrolar yani birileri tarafından mı yapılıyor? Niye aynı oyuncular, niye sürekli yani şimdi Ankara Gücü aslında 31'e yakın, TFF'ye 31 kişilik liste verdi Ankara Gücü. Ama bakıyoruz yani 14'ü geçmiyor sahadaki futbolcu sayısı. 11 futbolcu çıkıyor diyor. İşte birisi çıkıyor, Nadir giriyor, Atıf giriyor. Geral da giriyor. Başka kim giriyor? İki tane daha oyuncu giriyor. Yani o maçın şeyine göre 14-15 futbolcuyla oynanıyor. Yeri kalan 16 futbolcu boş. Yani artık bunu bir şekilde teknik direktör yani geçen sene Süper Lig'de oynayan Erdi var. Henüz doğru düz bir kadroya giremedi. Şahverdi Süper Lig'de bazı maçlarda fena oynamıyordu. Bir türlü, yani TFF 1. Ligi ben sezon başında yaparken flaş ismi olur diye düşünüyordum. Hiç oynamadı bu sezon. Yani Lukasik'i bir şekilde sildiler. Daha sezon başında TSYD kupası finalinde bir penaltı kaçır diye sildiler. Yani sözleşmesi gereği antrenmanlar çıkıyor ama maç kadrolarına alınmıyor. Cem Ekinci geçen sene TFF 1. Lig'in süper oyuncusuydu. Yani esamesi okunmuyor Cem Ekinci'nin. Hasan Hüseyin Acar kaçırıldı. Yani izin kağıdı verildi. Gitti. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani böyle bir şey. Yani 11 kişi artı 3 kişiyle lig götürülmeye gidiyor. Son derece yaşlı bir takım. Yani şükrediyorum ki sakatlık olmuyor. Abi yani, onunla ilgili dün Orhan abinin yayında bir yorum olarak yazmıştı. Ya Ankara Gücü'nde sakatlık olmaması enteresan değil mi ya? Hiç sakatlık. Ya ben de yani ama yani şöyle söyleyeyim. Yani neden olmuyor? Futbolu görüyorsun Ankara Gücü'nde oynanan futbolu. Yani hep Ankara Gücü genellikle yani birazcık rölantide futbol oynayan bir takım. Yani işte 15 dakikayı 30 dakikayı yani dedim ya golden sonraki 15 dakika müthiş bir futbol. Bunu 15 değil de 30 dakika oynamaya çalışsa bugün belki Ankara Gücü'nde 7-8 tane sakat olurdu. Yani biraz şey oldu işte Eren işte kaburgalarını tutmuyor başladı. Bir futbolcu da yine bir şeyler vardı. Yani hatırlamıyorum ama yine bir başka. Yani işte böyle biraz performansın üstüne çıkmaya çalıştığı zaman sakatlık oluyor. Rölantide oynayan takımlarda da bir şey göremiyorsun işte. Öyle dedim şimdilik benim round da burada bitsin. Evet şimdi Berkay Hocam sana şunu soracağım. Şimdi mesela çok fazla bir eleştiri var. Bize gelen yorumlarda da okuyorum da. Genç oyunculara hoca yer vermiyor dünya. Ligin en yaşlı takımıyız. Yani Ankara Gücü olarak. Şimdi Mustafa Dalcı artık ezberlik. Mesela dün sahanın bana göre en iyi oyunu çözebilecek adamı Zahit'i oyundan aldı. Mesela yani ne yaptığını bilen ender adamlardan biriydi sahada. Maçı açabilecek isimlerden biriydi. Cem İkinci'yi hiç düşünmüyor. Hani oyunu almayı düşünmüyor. Murat sanki geçen haftadan dolayı bir kırgınlık, ondan önceki haftalardan gelen bir kırgınlık var. Tamam mücadele ediyor ama takım içinde böyle bir huzursuzluk hissediyor musun sen? İşin açığı ben gözlemlediğim kadarıyla geçen hafta bir iki yansıyan takım içi huzursuzluk emaresi vardı. Fakat şimdi genç oyunculara şans verme durumunda ben şeye katılırım. Genel olarak taraftarın sorusuna katılırım. Ne yemek gerekir diye. Ama hoca da şunu düşünüyor. Ben şimdi sürekli şeyi savunuyor gibi olmayayım elbette ama şimdi o da düşünüyor ki şimdi sizin düşünelim menajerlik oyunu oynuyorsunuz. Oyun gibi de düşünün yani bu işi değil mi? Bizim camiada çok bir dönem bizim kuşak diyebilir menajerlik oyunu. Şimdi ya yıldız oyuncunuz var. Evet az kuşu evet bilmem ne ama Atıf mesela. Atıf örneğinden vereyim. Ya oyunu değiştirme potansiyeline inanırsınız. O şansı görmek istersiniz. Çok rahatlayamadım diyecektir muhtemelen Mustafa Dalcı. Ya nerede rahatladım da ben genç oyuncuyu şöyle oynatayım. Önceki haftalarda vardı mesela. Maçın çok rahatladığı zamanlarda işte Nadir'i sokacağına sok şeyi Sıtkı'yı vesaire başka şey isimleri. Ya bu hafta öyle bir şey beklenir miydi? Bu hafta biraz daha zor hocam. Yani koyabileceği çok hafta vardı. İşte bizim genç oyunculardan birçok yeni yeni isim var. Bunlar ki yeni isimler bir yana Metin Arabi iyi hatırlattı. Şahverdi. Mesela. Yani Atıf yerine Şahverdi olmaz mıydı mesela yani?
Yani Şahverdi'nin özelliği, evet yine özellikli bir oyuncu ama Atıf da ya ne yalan söyleyeyim, ben anlayabiliyorum şeyi diye düşünüyorum. Ben sadece kurtarıcı menajer, görüyor herhalde. Ya, bu, ya hep patlama bekliyoruz, hep patlama. Yani gol kralına falan oynamıştık, girsin de diyor bir iki şey yapan. Hani çünkü görmüş geçirmiş topçu. Şimdi kolay değil. O da streste bence. Dalcı bir kere şeydeki hatasını çok fark etti bence. O nadir olayı. O ben kadro girememesi, resim fotoğraflarına dikkat etmedim ama geçen hafta Nadir'den çok konuştuk. O muhtemelen şeyi aldı. Kendisi de başka bir stres yaşıyor. Öyle bir şeydi. Atıf'la bildiğimle gideyim dedi. Diğeri daha bir şey olacaktı diye düşünüyorum. Geraldo'yu mesela tercih ediyor. Ben inanmayacaksınız ama ben arkadaşlara da söylüyorum, bizim taraftar, bizim ekip vardı, sıkayıp tartışıyoruz. Ben müthiş bir potansiyel olduğunu düşünüyorum çocukta. Ben yıllardır hani futbol izleyen birisi olarak her şeyi bir tarafa. Şimdi çok bir potansiyel, biraz da şans, bir akacak mecrası olsa Geraldo bu ligde çok söz ettirecek bir oyuncu. Ama o şans verilmedi bana ya. Haftalardır yani insan değerlendirmez mi? Şans. Biraz futbol şansı da olacak. Mesela girdikten sonra bu hafta fena değildi. Biraz futbol şansı. Şanslı yani, hoca onu kullanıyor. Hocanın kafada kurgu var. Metin Arabi o anlamda katılıyor. 4 tane 5 tane ama bunlar skora yansıyabilecek isimler. Yani skoru her an tabelayı değiştirebileceğini ihtimali yüksek olan isimler. Hani genç oyunculardan ne var? Diğer forvetimiz, ben merakla bekliyorum. Mesela genç forvetimiz var. Orta sahada yeni çok genç isimler var. Ya bunların başarısı büyük haber değeri taşıyacak. Hani gazetecilik diliyle manşete çıkacak. Büyük haber. Ama diğerinin mesela bu Atıf'ın şu oyunu değiştirebilir hareketi belki onu istedi ama olmayınca da olmuyor. Bir anlamda biraz Metin Ar abinin ve senin hocam Serkan kardeşimizin belirttiği gibi sevgili Serkan, ya çözüldü de oyun. Belli bir sistem var. Hoca bunu koyuyor. Belki hoca şey diyecek, kardeşim Barcelona'da her hafta şey mi çıkıyor falan. Hani bir o takımın sistemi olur. Bizim de görev şeylerimiz bu. Biz işimizi yapıyoruz. Şeyi bilmem diyebilir belki. Ama bunu demesi için de takım kalitesinin çok üst düzeyde olması lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Belli bir ortalamanın üzerinde ama ne kadar üzerinde? İşte bu tip maçlarda mesela bazen açamıyorsunuz. Bu hafta mesela Oğuz'un o efsane golüne ihtiyacımız vardı. Atıyorum. Örnek olarak veriyorum. Oğuz o hafta o golü atamasa belki o maç böyle değişik bir şeyle bitebilirdi. Dedik ki hani o pozisyon falan yoktu Oğuz'un golünde, hatırlıyorsunuz. İşte demin Metin Er abi de bahsetti ya, bu özel bir durum. Özel durumda özel işi yapabilecek silahlara ihtiyacınız var. Mesela bu haftalar için aslında Oğuz suyu nasıldı aradık? Hani birçok futbolcunun özelliğini içinde barındırıyor adam. Yani şut desen var, dribbling desen var. İlginç bir oyuncu. Çok renkli, çok taraflı, hareketli. Yani bu tip maçlarda özellikle hiçbir şey yapmasa çok kritik yerde faul aldırır. Penaltı aldırabilir. Her an şey gibi adam. O paylaşımı yapan arkadaşların kulakları çınlamıştır herhalde bol bol. Yani hiç lüzumsuz olmayacak bir şeyden. Yani çocuk da heyecanlandı, neşelenmiş zaten, golü atmış falan, o da paylaştı. İşte bizim için de büyük kayıp. Şimdi ben şöyle analiz etmek isterim veya size öneririm. Ağır, ağırdı biraz aslında, Altın Ordu'nun çok hareketli değil ama güçlü, fizik gücü iyi. Hava topları demin Metin Ar abi ortalamaya çok orta yaptık çünkü abi. Onlar sürekli şeyden, sürekli defans, ayakla, kafayla falan hakim oldular ve uzaklaştılar. Fizik gücü çok iyiydi. Yani Eren'e benzeyen tiplerdi. Eren onlar için de, hele ki kaburgadan sonra daha da şey kaldı. Yani iri şey bir topçu, son vuruş topçusu. Orada özellikle Oğuzlu gibi bir adam böyle girecek, biraz karıştırabilecek bölgeyi bir tip çok şey kazandırabilirdi. Yani penaltı kritik yerde falan. Ben Zahit'ten de bekledim mesela bunu. Zahit ceza sahasında biraz daha şeyli oynayabilse yerden. Çünkü Zahit biliyorsun topla şey hareketleri, topla ayağına yakışıyor. Haftalar geçti, Zahit daha da oturuyor bu arada. Ben yani kötü bir maçtan, iyi maçtan sonra hepimiz söyleyebiliriz ama ben kötü biten bir maçtan sonra bile Zahit'te böyle bir hani hem kendine güven hem o kendini biraz gösterme geldi. Bu hafta mesela Oğuzlu'ya çok ihtiyacımız varmış. Bunu gördük. Ya Eren evet olmazsa olmaz da Eren'e benzer uzun fizikli, kuvvetli, yapılı, şeyli aynı zamanda futbolcular, Altın Ordu'nun defans çizgisi, özellikle göbekli oynayan, ki kalecinin de ekstra bence şeyi var, kaleci de yetenekli. Yani bu hafta kendisinin önemli maçlarından birini çıkardı muhtemelen. Yani böyle bir durum işte, bir eksik hakikaten Oğuzlu, işte ceza hem de lüzumsuz bir ceza. Oyuncu şey bir oyuncu değil. Mesela Geraldo gibi falan bir şey olsa, dengesiz bir hareket yapıp kart alsa dersin ki
Ya çocuk şey, ya bir sosyal medya paylaşımı, tagleme falan, işte onu güreyim, paylaşayım derken oradan şey gitti. Belki 2 haftada, hadi abartmayalım ama 6 puan gitti belki de. 4 puan tabii toplamda geçen haftanın bilmem şeyiyle, geçen hafta da çünkü nadire belki iş kalmayacaktı. Çok işe yarayacak haftalar. Çünkü sizin şeyinizi çeşitlendiriyor Oğuz'u. Oğuz'u bir de birçok yerde oynuyor bu arada. Yani birçok yerde oynama kabiliyeti var bölge olarak da. Çok hareketli. İlginç. İleride belki sabit şeyde bile kullanılabilecek bir oyuncu. Forvet'in kanatları kullanabiliyor. İki ayağı iyi, dripling çok hareketli. Çok ihtiyacımız olan bir isim. Şeyde de bir oyuncu vardı ya şeyde, golü atan. Mesela onun kadar olmasa da o da enteresanmış bu arada. Siz takip etmişsinizdir. Ben edemedim. Sonradan golleri izledim. Şu Keçiören Gücü'nün son golünü atan. O, nasıl bir şeymiş? Maşallah kendi yara alanından alıp son gol değil, üçünü de vardı. Ben son golü gördüm. Son golü gerçekten o dakika kaç yani, o dakikada o 80 küsür. Son abi, 5 dakika falan. Zaten Metin abi bugün yazdı herhalde. Bakmasın. 120 bin euroya falan mal olmuş herhalde değil mi abi? Ya şöyle pardon Berkay bitirsin de onu girelim olmasın. Mesela o anlamda o tip bir forveti ben şeye şaşırdım. Son gol dediğim dakika 80 küsür benim de bildiğim. Ya 80'lerin sonu ya da o dakikada kendi yara alanından topu alacaksın. İttire kalktı, o kadar mücadele götüreceksin, o ne yapıyor? Yani gerçekten büyük bir iş. Mesela bir oyuncu neleri değiştiriyor bunu görüyoruz. Yani futboldan. Arebi'nin de benzer bir golü vardı yalnız. Benzer bir vuruştu ama Arebi tabii rakip defa şeyden alırken yani kendi yarı sahasını almadı. Şeyden bir pas oldu. Güzel bir. Aynen. Evet. Orada aldı. İlk yarı işte o gol abi, Metin Er abi demin söylediğim oydu. Arebi'yi müthiş morallendirecekti çocuğu. Hani 2 haftadır böyle oluyor. Bak geçen hafta da çok önemli bir pozisyon kaçırdı. Olmuyor. Şimdi bunu yaptığınızda ayrı bir iştah gelir futbolda. Yani bu basketçi olsanız attıkça iştahlanırsınız. Handbolcu olsanız da böyle. Futbolda da böyle. Yani o iştah bir türlü orada olmadı. Arayibi'nin teknik kapasitesi çok iyi. Şeyde biraz fizikte geri kalıyor. Muhtemelen o yüzden de hoca alıyor belli bir dakikada. Bir kanat şeyinde sürekli bir değişikliğe gidiyor. Diyeyim ben daha fazla uzatmayayım ama umudumuz var. Moralleri şey yapmayalım. Ben biraz şey taraf olayım. Böyle şeyden bakalım. Ne yapalım? Bir denge hocam. Valla bozuldu mu da tam şeyden gider yani. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Metin abiye geçmeden Doğan Can arkadaşımız bir yorum yapmış. Ben de katılıyorum. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu konuşuyoruz. TFF ikincilikten geldi, takımı sırtlıyor gibi. Ankara Gücü'nde Suat Kaya vardı. Hiç şans bulamadı çocuk. O da TFF ikincilikte gol krallığını oynadı. Niyeyse biz böyle adamları barındıramıyoruz. Kendi içimizden çıkartamıyoruz diyeyim. Hani görüşte katıldığını söyleyeyim. Şimdi Metin Er abiye gelelim. Metin Er abi sen Mustafa, ya Faruk Koca'nın Mustafa Dalcı'nın arkasında duracağını söylüyorsun. %100 arkasında durur ve göndermeyeceğini düşünüyorsun ama Mustafa Dalcı geçen sene de benzer sıkıntılar yaşadıktan sonra kendi isteğiyle takımdan ayrılmıştı. Şimdi Mustafa Dalcı'nın yeniden denenmesi birçok kişiye göre hata. Yani hani başarısız bir şeye tekrar dönmek gibi bir hataya düşüldüğünü düşünüyorum ama şimdi Mustafa Hoca devam eder mi yoksa olası bir mağlubiyetten sonra takımla yollarını ayırır mı? Yani şöyle söyleyeyim, Mustafa Dalcı yani ben bir dönem çok sık hemen hemen her gün görüşüyorduk. Hatta Ankara Gücü'nden ayrıldı, İstanbul Spor'a gittiğinde de çok sık görüştük. Orada da kendisini takip ettim, sürekli konuştuk ama bu sefer Ankara Gücü'ne döndükten sonra 14 haftadır neredeyse yani 14. hafta değil mi bu hafta? 14. hafta evet, maçları oynandı. 14. hafta. Yani Mustafa Dalcı tamamen medyadan kendini çekti. Yani ben bir kere aradım, açmadı. Dönmeyince ben mesajı aldım. Ben de pek aramıyorum yani bu dönemde. Kendini çekti. Yani ben tanıdığım Mustafa Dalcı biraz karakterli bir hoca. Gerçekten hatta şöyle söyleyeyim. Yani dünya görüşü falan hani bu biliyorsunuz Faruk Hoca iktidar şeyi. Yani Mustafa Dalcı'nın dünya görüşü de son derece farklı. Gerçekten yani tam ters. Yani Faruk Hoca'nın falan yani öyle bir partili bir adamın yani siyaseten Ankara Gücü'ne diyemeyiz herhalde değil mi abi? Hayır, tabii. Yani siyasi bir kararla gelmiş falan kimisi böyle söylüyor falan ama kesinlikle değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Son derece farklı bir dünya görüşüne sahip. O yani öyle bir siyasetle falan gelmiş değil.
Yani bir şekilde Mustafa Faruk Hoca Mustafa Dalcı konusunda inanmış, inandırılmış, öyle söyleyeyim. Ha şimdi Türkiye'nin en büyük teknik direktörü diye çıktı iddialara göre bir açıklama yaptı. Yani şimdi Mustafa Dalcı'nın futbolculuğu aslında başarılı bir şekilde giderken çok genç yaşta Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon bir çok ciddi bir sakatlıkla futbolu bırakmak zorunda kalıyor. Genç yani bir şansı antrenörlük mesleğini çok genç yaşta 24-25 yaşında antrenörlük yani şimdi 45 falan yaşında 20-25 yıldır neredeyse antrenörlük yapıyor. Çok yani bu işe çok erken başlamış. Yani insanlar genellikle 35'inde falan futbolu bırakıp işte bir şekilde 37-38'den sonra bu işi yaparlar. Mustafa Dalcı da çok erkenden başlamış. Bir tecrübesi var. Ya ama yani şöyle bir geçmişte şimdi bir futbolcu şimdi herhangi bir teknik direktörüne baksın ama şimdi hele büyük İstanbul takımlarında falan da forma giydiyse yani bazen dünyada bir teknik direktörler çalışıyor. Onların yöntemlerini falan görerek bir şekilde kendini geliştiriyor. Ona göre şimdi Mustafa Dalcı'ya bakıyorsun yani en kariyerle çalıştığı teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Yalçın Koşukabak. Bunların yardımcı antrenörlüğünü yapmış yani. Şimdi ne öğrenebilir bir şekilde? Kendi kendini geliştirmiş olması gerekir. Yani evet Tepe birincilikte geçen sene de başarılı oldu. Daha önce de başarılı sonuçlar aldı. Yani alt ligler için başarılı bir hoca diyebiliriz. Geçen sene mesela birincilikte, Süper Lig'de ben ilk birkaç hafta dışında işte birkaç sonuç aldı. Sonra Erzurum'da mesela yenildikten sonra kendisi istifa etti. Faruk Hoca kesinlikle kabul etmedi. Arkasından yani 6 maçta 7 maçta 6 mağlubiyetim ne aldığımdı tekrardan. Ondan sonra istifa yani hatta ilk beni aradı. Metin abi ben istifa ediyorum. Başkana da söylemedim ki sana söylüyorum dedi. Yani başkan etmediyse de ben istifa ediyorum. Bunu da öncelikle başkanın önce medyayla paylaşmak belki yani başkan olsa ikna eder beni döndürür diye. Önce medyayla paylaşarak ayrılıp gitti. Ama yani geçen sene gerçekten çalışma ortamı Mustafa Dalcı için yoktu. Yönetim tamamen karşıydı. Sadece arkasında Faruk Hoca vardı. İşte bir de o menajer arkadaş Emre Yıldız. Yani başkan menajer değil diyor ama menajer kendisi. Ondan sonra bir ikisi vardı. Onlarla da o kadar gitti. Yani durum bu. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Berkay Hocam şunu soracağım. Şimdi taraftardan inanılmaz bir baskı var. Böyle evet. Durumlarda hep taraftarın ağzına bir bal çalınır. Hani dün Orhan abi de dile getirdi. Belki Metiner abiye de sorarız mı? Hani benim de kulağıma gelen var. Bir santrafor, iki de kanat oyuncusu transferi olacağı söyleniyor. Sen şimdi Ankara Gücü'nün taraftar baskısı ilk devre arasına kadar dayanabileceğini düşünüyor musun? Hani toparlar mı yoksa olası kötü gidişattan sonra Ankara Gücü'nün bütün dengeleri de bozulabilir diye düşünüyorum ben. Hani Allah korusun üst üste gelecek mi iki mağlubiyet daha bütün dengeyi bozar. Sence transfere ihtiyaç var tabii ki ama bu taraftar baskısını yenmek için Ankara Gücü'nde hocanın ne yapması gerekiyor? Hocam sana öncelikle katılıyorum. Bu kupa maçı Allah korusun Balıkesir maçı. Kupayı da koy çünkü daha doğrusu kupa şöyle. Yenerse hocaya yazmaz, yenmezse negatif yazar. Riskli iş. Yani kupa şimdi Nazilli Belediye kimse hani zaten aksini beklemiyor şimdi kupa şeyi diye. O yüzden de sıkıntılı da. Geçen seneyi hatırlasalım Kocaeli Spor TFF 2. Lig'den Ankara Gücü Süper Lig'de de elemişti. Evet, yok olabiliyor zaten futbolda. Ve, pardon, ve Kocaeli Spor şeylerle, yedekleriyle oynadı, Ankara Gücü az takımıyla oynamıştı. Az takımıyla oynadı. Ama şöyle bir şey var, yani bu hafta yense kupa maçında yaralar sarılmayacak, imajı tam düzeltemeyecek diyelim kitle önünde. Ama ben şunu söylüyorum, yani bence, ben bir taraftar olarak naçizane takip ettiğim kadarıyla da Mustafa Dalcı bir tercih yapılmış, iyi veya kötü. Şimdiye kadar gelinen nokta çok fena değil. Belki ekstrası yok hocam. Belki şimdiye kadar aldığımız şeyde. Ama
kesinlikle bir kredisinin olması gerektiğini ben şahsım adına düşünüyorum. Bizim camia zor bir camia Serkan Hocam. Ben önceden de böyle. Herhangi bir hoca. Ya geçen sene mesela çok mu suçluydu Mustafa Dalcı? Puan şeylerini yapalım, önümüzdeki haftaya çalışıp getirelim olmadı. Yani çok mu kötüydü? Esas bir hoca vardı geçen sene. Esas en az puan aldığımız bir hoca vardı. Fuat Hoca değil miydi? Fuat Hoca ile biz puan mı aldık doğru düz? Yani Mustafa Dalcı ile karşılaştırıldığındaki elinde aynı malzemeyle farklı bir şey yapmıştı adam falan. Şimdi bir taraftan öyle. Sonra Hikmet Karaman mevzusu vesaire vesaire. Şimdi Mustafa Dalcı ilk kariyer diyorlar, lisans vesaire, bunun zamanı var. Zamanlara göre açılıyor. Metin Ara abi iyi bilir, daha şeyde işte lisans süreleri, ücretleri değişik. Her zaman işte her gittiğinizde başvurabildiğiniz bir şey de değil bir yandan. Sanırım öyle bir belge şeyi gerekiyor. Bir şeye gitmesi gerekiyor. Semineri bitirmesi gerekiyor. Kurs açılacak ki oraya kayıt yapacak. Oradan bir şey alacak. Şimdiye kadar yaşadığımız şey de oydu. Tecrübesi yok ama dedik bir yandan kendisini vermiş. Ben yönetimle teknik direktörün menajer şeylerini şöyle düşünüyorum ben. Şurada şunu net söyleyeyim. Ben zaten bugünün futbol dünyasında ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum bu. Sürekli aldı verdi, al gülüm ver gülüm. Transfer yapıyorsun, iki tane bize kanat gelecek. Ama Murat'la atıyorum, Arı'yı bir ayarındaysa niye gelecek? Mesela anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Elinizdeki şeyler aynı düzeydeyse, işte genelde bugünkü futbol dünyasında bu oluyor. Oradan o geliyor, buradan bu gidiyor. Sürekli bir sirkülasyon, bir hareketlik, para giriş çıkışı, para trafiği. Bunlar da kulüplere pek yaramıyor. Bu kimlere yarıyor? Aracıya yarıyor, bilmem neye yarıyor. Bir şekilde bir şey hareketi geliyor. Bu anlamda kontrolü az bir şey, bir veya iki transfer nokta ama doğrudan işe yarayabilecek. Kadroya girmesi tartışılmayacak bir veya iki transfer. Yani yediği geliştirmenin ötesinde çok iş yapacak. Ben hocanın bir terslik de olmazsa şeyinin olduğunu düşünüyorum işin açığı. Ne derler? Kredisinin olabileceğini düşünüyorum. Ha ben de şaşırıyorum bazen taraftan da haklı elbette, başarı istiyor ama şimdi taraftan ya Nadir'i oynatsa bir türlü, oynatmasa bir türlü, kimi koyacak? Zahit'le başlıyor mesela, Metin Er abi ne güzel dedi, ben de oradan topla buradan topla, sağdan say soldan say, çıkabilecek en iyi kadro bu, başka var mı? Yani şimdi sadece Oğuz'u olsaydı Oğuz'u'yu eklerdik herhalde. Oğuz'u zaten şey, adam Oğuz'u isterdi çünkü Oğuz'u kilit açıcı adam, çilingir Oğuz'u. Yani şeyde o çilingirliğiyle kapıyı açtı falan. O maçı o kurtardı. Ben dedim ilk gol olmasa kimi maçlarda kırılma şeyleri önemli. Oğuz'u da denerdi. Oynatırdı diye düşünüyorum. Kendisi üzerine genç bir isim. Güzel fırsatlar bulmuş. Büyük bir camiada bence. Dalcı Hoca. Kendisini de düşünüyor. Ya hepimizden ben evet şey gibi de bakmamak lazım. Yani ya futbol adamı işte umursamıyor vesaire yapmıyor değil. Kendisi belki kara kara da düşünüyor şimdi ne yapayım diye. Ben kadro tercihi böyle. Belki motivasyonda, belki özel taktiklerde şeyi yok. Sene başında ne güzel. Takım çözülmeden önce değil mi Metin Ar abi? Çok önemli vurgu. Sevgili Serkan Hocam sen de söylüyorsun. Takımın belli bir sistemi oturduğu, oturunca rakip bunu çözdü, seni durduruyor başka şekillerde. Ama bu mesela, hocanın eksikliği değil midir ya? Hani, tabii işte. Şimdi tabii. B planın yok, C planın yok. Etkiyi aynen B veya C planını getirmesi. Bu ara bunu muhtemelen düşünüyor, kurgulayacak, planlayacak. Başlangıcı güzel, iyi çalışılmıştı. Mesela hava topları, şeyler, oyuncu seçimleri kendisi de seçti. Ben yönetim ve teknik direktör uyumunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne olursa olsun. Bu borçlandırmaya da şey, uzun vadeli. Biz çünkü Ankara güçlüyüz en nihayetinde. Kulübümüz, değerimiz. Mesela yok bu hoca gitsin, şeyi gelsin. Bence bu karar biraz şey olabilmeli. Daha bunun için bence artık son, en son şeye gelinmediğini düşünüyorum. Onun kendisi feshetmesi ayrı bir şey. Yeni gelecek. Bunun girdisi çıktısı farklı şeyleri olabilir. Bence bir şey yapılabilir gibi geliyor bana. Tepki var ama tepki biraz layık olduğumuz yerden, bir kere uzak olduğumuz için bir tepki var. Taraftarımızda öyle bir psikolojik gerilim var. Bende de var. Hepimizde var. Yani Süper Lig camiasıdır Ankara Gücü. Ya amblemini bugün kime göstersen, bu Ankara'da değil yani, bu Ankara Gücü Süper Lig camiasıdır ve zaten burada olmanın vermiş olduğu bir gerginlik var işin açığı. Ama bu ligin de bir gerçekliği var. Zor da bir lig, enteresan bir lig. Kader bizi tekrar buraya düşürmüş.
Bu liglerden de çok da iyi bileceğiniz gibi sevgili Serkan Hocam, arada seninle eskiden de şeyleri haberleşirdik. Mesela o Gümüşhane dibinden çıkmalar falan, bilmem nereler, işte alt ligler, üst ligler. Bu liglerde moral motivasyon önemli. Sahada fizik güç önemli. Fizik güç çok kritik. Bu ligdeki bizim en büyük handikapımız da yaşlı bir takım olmak. Oradan şimdi bu handikapımız var. O yüzden fırsatı kaçırmayacağız. Ağır oynayıp işi bitireceğiz. Çünkü yaşlı bir takımsın sen. Ortalama yüksek. Fakat şey kalitesi bizim artımız da o. Yani futbol kalitesi. Top yapacağız, iş yapacağız. Fırsatları o yüzden kaçırmayacaksın falan. Ama bu ligde moral motivasyon da çok çok kritik. Yani bir hava çok kritik. Ben en çok üzüldüğüm şey kaçan 3 puan değil. Havanın gitmiş olması. Ya son dakikalar dedim de bir tane bir olsun, hani mağlup olmuş olmayalım ki hani şey olmasın. Şimdi ya şimdi Balıkesir maçı, şimdi taraftar hadi kupa şeye geliyor. Denk gelecek Perşembe değil mi? Perşembe 3'te. Perşembe zaten o biraz hayhu şeyle geçer. Ama pazara ya ayrı bir festival havası olacak. Bu haftaki galibiyetle liderlikte bambaşka bir şey olacaktı. Şimdi nasıl olacak? Şimdi stresli bizim böyle demin maçta pazartesi bu arada. Evet, pazartesi tabii. Seyirci de yansır. Seyirci sayısını da yansır. Tabii. Yansır. Az gelmesi anlamında. Biz stresli maçlarda bizim şeyimiz hep ters oluyor. Serkan Hocam'ın dediği doğru. Yani bu maçta tersine bir stres var. Balıkesir maçı. Allah korusun bir talihsizlik. Mesela hani ben bu kadar söyledim ama bir talihsizlik sonrası bilmiyorum. Ne Metin Ar abi gibi mesela özel bir diyaloğum var, ne şeyim var kendisiyle ama hoca ısrarları, niyetleri değişik adam, bu Balıkesir maçı ters bir şey olursa kendi isteğiyle yine basına ilk önce haber verebilir gibi geliyor. Benim için erken ama çünkü tabii Balıkesir'de de terslik olursa iş bu sefer şeye biniyor. Sen artık playoff'un altına düşün. Fikstüre baktınız değil mi? Biz 14 maç yapan ekiplerden bir tanesiyiz. Ya yani bizim 14 maçımız var. Evet. Şimdi aşağıya pek bakma. Erzurum'u o yüzden hesaba katma. 12 daha aşağıdan gelecekler var. İstanbul Spor'un 13 mesela oynadığı maç. Şu anda maç itibariyle söylüyorum. Bizim maç sayımız da fazla şimdi. Böyle bir handikap da var üstlerine, Allah korusun. Balıkesir maçının tersliği bizde bambaşka bir şey yaratır. Ama Balıkesir'in de telafisi yok. Yani lige havlu atmış diyebileceğimiz değil mi artık? Hocaların, transfer yasağı var. Serkan Hocam, Metin Ar şimdi böyle uğursuz. Geçen hafta da öyle kolay molay dedim. Sonra gittik altın orada patladık da artık Balıkesir'den ötesi yok. Bu ligde yani şey var yani, tribünden 11 kişi çıkarsak yeneriz. Bize çok meşhurdur yani, o yani. Şimdi biraz şey böyle yani burada bir terslik olmaması lazım. Evet. Burada bir şeyin olmaması lazım. Ama işin enteresan tarafı, analize baktığımızda biz yaşlı bir takımız. Metin Ar abinin hatırlattığı şey çok kritik. O yüzden 90 dakika böyle sağlı sollu saldırayım, oradan gireyim, buradan çıkayım falan. Bunu yapabilecek bir şey, hani yaş itibarlı bir şey yok. İcat terslik vesaire şey de olmaz. Erken bulacağımız gollerle, ki Obusu'nun cezası zaten şeyde bitiyor herhalde. Bu hafta kupa maçı dahil bitmiş oluyor. Şeyi kurtarıyoruz. İşte yani umuyorum öyle olacak ama Balıkesir maçı Allah korusun talihsiz biterse hoca kendisi de muhtemelen ben şey yapmak istemem diyebilir diye düşünüyorum. Şey de bu hocam ama bana pozitif geliyor. Ben bu konuda yalnızım. Evet, sana çok eleştiri oluyor. Geliyor bu konuda. Okuyorum yok, şu anda. Çok, ben kendime de bana da çok eleştiri geliyor. Arkadaşlarımdan da geliyor. Kardeşimden de geliyor. Yere geliyor şey yapıyor ama benim neyse Mustafa Dalcı konusunda yani şey hocadır. Biz çok hocalar gördük ya. Ya ben şeyi anlamıyorum ama. Sevgili izleyiciler ve sizlere sporla ilgili Metin Ar abim yıllarını vermiş. Biz onu okuyarak şey yaptık. Ama ya ne teknik direktörler var? Nasıl kariyerler var? Ne isimler gördük? Görmedik mi ya? Neler yaptı? Ne kimleri? Yani bir Ersun Yanal efsaneydi mesela. Daha sonra düştü bak, başka bir şey oldu. Ya Mourinho kaç takımından sonra şeyinde en az 6-7 takımdan kovuldu yani son şeyle. Mourinho bile sürekli kovuluyor yani. Aynen hocam. Yani Bodo gibi takımdan 6 yiyor. Mourinho gibi bir adam. Tabii. Bodo gibi bir takımdan Roma 6 yiyebiliyor yani. Elindeki silahları düşün bir daha abi. Elindeki silahları yani bizim Ankara. Şimdi şeyi de abartmayalım. Yani bizim tarihi değerimiz çok büyük. Ama o tarihi değer konjonktürel olarak her zaman o kadar büyük olmayabiliyor. Konjonktür dediğim takım ya. Sahaya çıkmış 11 insanın yani. Yani Hurubeş Mehmetlerin Hurubeş'i gibi şey gibi yok. Yani anlatabildim mi? Orada işte bir benim en sevdiğim oyuncumuz Kalenga'ydı mesela. Biz daha mazlum döneme denk geldik. Metin Ar abi. Yani bizim kahramanlarımız biraz şey oldu. Kalenga falan. Şimdi hepsi çok on numara şey sporculardan olsun mu? Bir taraftan bir şey yapıyorsun, çabalıyorsun. Ben iyi niyetini,
iyi niyetine inanıyorum hocanın. Menajer baskısı vesaire onları anlamam. Anlamadığım şeyi zaten söylemiştim. Benim tek anlamadığım bu kadar hani pozitif bakıyorum. Bir anlamadığım nadir vardı. Orada da başka şeyler olabilir. Uzun bir şey. Yani sporcuya sahip çıkma. Ya ben bu çocuğu bir şey yapayım falan gibi bir sahip çıkmam var. Özel bir sahiplenme olabilir orada. Kişisel bir şey olabilir. Ama yani o bir talihsiz kendisini de kötü duruma soktu. Bir nadiri anlayamadım ama Atıf'ı anlayabiliyorum. Çok sevdiğinden de değil bence. Ben size söyleyeyim. Ben de menajer olsam yani teknik direktör. Ya Atıf var elimde derim. Eskiden gol kurallığı falan tartışıyordu Atıf. Şimdi hafızalarımızı şey yapmayalım ya bu çocuk, bu eleman Atıf. Bundan 3-5 sezon önce değil mi? Yani şey bir isimdi. Farklı bir denklemde geçen bir sporcu. Şimdi elinde iyi kötü bu var. Alt ligde bu iş yapar diyorsun. Altın Ordu'nun bebeveliğine tırnak içerisinde yani şeyi, genç oyuncuların arasında bir şey yapabilir diyorsun. Yani ben hocanın elindeki şeylerle varyasyonları Şahverdi ve farklı örneklerde tabii ki soru işareti olmakla beraber şey yapıyorum. Lukaşık mevzusunda da Lukaşık'ta konuyla ilgili bilgim yok ama onunla bir özel şey var sanırım. Hem kulübün hocanın değildir sanmıyorum. Bir ayrı bir durum yok, var orada. Başkanın sıkıntısı var onunla ilgili. Yani onunla ilgili bir... Başkandan bir talimat var bildiğim kadarıyla. Evet, bir sıkıntı var belli. Yoksa o eleman, o topçu oynar. Yani oynar dediğim direkt oynamasa bile bir şekilde bu kadar kişinin şans bulduğu yerde o da bulur Lukaşık. Ama başka bir mevzu var. Yani özel ama onun mevkisinde zaten hani İshak'tır, Ali Kağan'dır falan çok var. Çok sıkıntı yaşamıyor. Onda bir sıkıntı yaşamıyor yani Ankara Gücü. Diyeceğim bunlar. Çok teşekkürler valla. Sağ olun. Evet. Sağ ol. Şimdi Metin Er abi, gelelim senin yarın Ostim Radyo'da saat 4'te sanırım değil mi? Evet. Başkan Faruk Hoca ile bir yayınım var. Tabii başkana sormanı istedikleri sorular var. Bu transferleri sormanı istiyorlar ama hem yarınki yayında hani bizi neler bekliyor, ne yani herhalde bir karşılıklı daha önceki bir görüşmenizden sonra gerçekleşiyor bu yayın. Ben aslında senin bir yazının çok dikkatten kaçtığını düşünüyorum. Aslında çok okundu ama hani başlık olarak Ankara'cı dövizden ne kaybettin ama orada Emre Yıldız olayı aslında altlarda kaldı. Orada çok büyük bir olay var. Onu kasıtlı. Yani aslında çok da gündeme gelmesin diye. Yani onu altta bırak. Aslında biliyorum manşetin o olması gerekirdi. Evet. Ben kasıtlı olarak yani çok da takımı yıpratmak da istemediğim için az okunsun istedim ama bayağı okundu. Zaten gelen yorumlarda şey diyorlar. Metin Er abi çok şey biliyor ama az söylüyor gibisinden. Böyle bir imaj var. Valla Metin Er abi de öyle bir şey var. Ama Berkay'dan şeyde pek vakit de kalmıyor ya. Evet hocam. Evet Metin abi senden az bir şöyle. Güçlü bir şey var yani. bu Ankara Gücü denilince Berkay'ın da tabii güçlü bir geçmişe bilgisi birikimi var. O da dolu, o da anlatmak istiyor. Şöyle 3 saatlik falan bir yayınımız olsa daha rahat olacağız da. Bir saatte işte Berkay evet, ben falan derken işte sen derken biraz ister istemez kalıyor. Ben istersen birkaç Berkay bir şeyler söylerken mesela şöyle bir bilgi vereyim. Yani insanlar hani bir denildi ya transfer acaba şey olacak mı yeni bir transfer. Mesela başkan bu hafta İzmir'e gitmedi. Altın Ordu Ankara Gücü maçını izlemeye gitmedi. Onun yerine Keçeren Gücü Ümraniye maçına gitti. Maçını izledi. Yani şimdi Eze'yi gördükten sonra acaba başkan yani orada boş durmuş mudur sizce? Yani ben pek boş duracağını zannetmiyorum. Yani acaba diyorum. Yani belki de ya ben bilseydim başkanın oraya geleceğini ben de gidip o maçı izlerdim. Aslında planlarımın arasında falan varım. Hafta sonu açık öğretime yazılmıştım. Bir sınav dönemim vardı. Ondan dolayı yani biraz yoğunluğum vardı. Gidemedim. Ama yani böyle başkan ben hiçbir maçını kaçırmazdı Ankara Gücü'nün. Yani şimdi herhalde teknik analiz yapmak için yani Mustafa Dalcı'ya yardımcı olayım diye gitmemiştir. Büyük ihtimalle birkaç hafta sonra da Keçiören'de de maçı var Ankara Gücü'nün. Ben sanki bir Eze konusunda bir şeyler olabilir diye abi düşünüyorum. Yarın zor olmazsa şeyi sorabilir misin? Adana Spor'da geçen hafta oynamayan Ozegovic kadro dışı bırakıldı. Ankara Gücü'nün talebi olur mu?
Sorayım yani bir şey olabilir yani bir düşündükleri yani bu tür isimleri biliyorsun pek vermezler yani isim vermek falan biraz şeydir ama ya bakın benim burada 3 sayfa şeylerim var yani sorularım hazır başkana soracağım sorular hazır biraz ağır sorular şimdi bazen arkadaşlar ya neden yani taraftardan eleştiriyorlardı beni bayağı bir eleştiriyorlar neden taraftardan soru almıyorsun şeklinde. Ya neler sorulacağını Serkan sen de biliyorsun. Berkay da büyük ihtimalle biliyor. Biz de biliyoruz. Yani yani herkesin ızdırabı hepimizin ızdırabı. Ortak ızdırap. Yani Emre Yıldız'da sorulacak, Mustafa Dalcı'da sorulacak, transfer yasaklarda sorulacak, 19 Mayıs'ta sorulacak, sorulacak, sorulacak. Her şey var. İnşallah yani bir saat o programda ben daha önce iki kere katıldım. Atilla Kiper'in programına bir saatlik bir zaman ayırıyor. İnşallah uzatır. Yani benim sorularım herhalde 200 saati falan bulabilecek sorular. İnşallah uzatır o programı. Rahat rahat herkes yani ben sorarım başkan. Ya bir de şimdi bu program gerçekten ben yani 30 yıllık 35 yıllık bir mesleki geçmişim var. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani genellikle yani gazeteci haber kaynağını yayına davet eder, sorar. Bu sefer tersi oldu. Yani başkan beni davet etti. Kulüpten aradılar. Başkan böyle bir yayına katılıyor. Şey, daha doğrusu beni de aramadılar. Atilla Kiper'i aradılar. Kulüp başkan böyle bir programa davet ediyor. Metin Erdem'in de bu programda bulunmasını istiyor. Ben tabii dedim yani zaten Ümraniye maçından sonra da başkan hatta Odri Meydan çıkalım tartışalım demişti. Ben de Odri Meydan demiştim. Yani bakalım böyle ilk defa karşı taraftan gelen bir talep üzerine programın formatının ne olacağını da bilmiyorum. Yani nasıl bir format olacak? Belki de tam tersi olacak. Başkan soracak. Ben cevaplayacağım. Yani çünkü o da renkli olur aslında abi ya. Yani belki de öyle bir program olacak. Biz soruları hazırladık ama yani başkandan gelecek sorulara da bir hazırlık yapmadık. Yani yarın bakarsın başkan şunu niye yazdın, bunu niye yazdın, şuradan şöyle mi oluyor, buradan böyle mi oluyor? Bir saatlik program. Bir de siyasetçi. Yani başkan yani bizim öyle pek siyasetle yani böyle bir meşguliyetimiz falan yok. Yani neler olabilir? Bir siyasetçiyle tartışma nasıl olabilir? Ya ben spor muhabir olarak da pek bu konularda acemiyiz. Yani bir ters de düşebiliriz. Bakalım yani yarın ama böyle... Ama kendi hataları değil mi ya? Çok kapalı olmaları. Ya şimdi dünyanın hiçbir yerinde var mıdır? Ya 14 hafta oldu. Daha medyayla yani şimdi biraz önce Berkay hani teknik direktörle bu UEFA Pro Lisans konusunda. Şöyle UEFA Pro Lisans'ta belli puan alman gerekiyor o kursa. Yani 20 kişilik bir kurs açıyor mesela TFF. Belli bir puan alıyor. Ne diyor mesela? Eğer diyor milli futbolcuysan diyor 10 puan diyor. Bilmem Süper Lig'de oynamışsan 3 puan diyor. TFF 1. Lig'de oynamışsan 2 puan diyor. TFF Süper Lig'de hocalık yaptıysan 1. hocalık, teknik direktörlük yaptıysan diyor 5 puan. Şu diyor yani insanlar o 20 kişi o puana göre. Şimdi Mustafa Dalcı'nın şanssızlığı çok erken futbolu bıraktığı için milliliği yok. Süper Lig futbolculuğu yok. TFF 1. Lig'de yani futbolculuktan bir puan alamıyor. Belki yani belki yani şimdi bu sene mesela birkaç ay önce böyle bir kurs düzenlendi. Kendisi bana söylemedi ama bana kulağıma geldi. Hamit Altıntop'a çok kırgınmış. Hamit Altıntop seni de mutlaka bu kursa kaydedeceğim, sen de katılacaksın demiş ama sonradan o kriterlere uymadın diye almamışlar Mustafa Dalcı'yı. Şimdi gelecek sene de Futbol Federasyonu bir çalışma yapıyor. Yani şimdi mesela Hülle yoluyla işte bir şekilde mesela Ankara Gücü'nün oldu Necati Ekmen teknik direktör gözüküyor. Ama takımı işte Mustafa Dalcı. Hatta iki kere bir sezonda bir teknik direktör iki kere çalışabilir. Geçen sene Mustafa Dalcı hem Zonguldak Kömürspor'da çalıştı hem Ankara Gücü'nde çalıştı. Üçüncü takımı hiç sahaya girmeden tribünden İstanbulspor'da. Yani Hülle'yi çok kullanıyor futbol takımı. Bunu önlemek için kesinlikle pro lisansı olmayan takım teknik direktörü sahaya sokmayacak. Yani kulüplerinde böyle anlaşma yapmalarını engelleyecek diye söylemler var.
Böyle bir şey olunca Mustafa Dalcın da tabii ekmeğe bir şekilde tehlikeye giriyor. Yani onun bir şekilde yani şimdi Faruk Hoca'nın da bir gücü var. Artık bu gücünü de bir şekilde kullan diyorum. Yani madem bu kadar seviyorsun hocanı, yani hocanın da biraz geleceğine yolunu açmak için de bir şeyler yapması gerekir. Çünkü bu işler biraz yani biliyorsun nasıl yapıldığını da az buçuk biliyoruz. Evet. Yarınki programda işte yani bütün Ankara gücünün her şeyini soracağız. İnşallah keyifli bir program olur. Hatta böyle gerçekten insanların da görmesini de istiyorum. Yani bunun sadece radyo yayını olarak değil de bir görüntülü bir yani de belki kulüp televizyonu yani YouTube kanalı da çekimini yapar. Daha sonra yayınlar ya da canlı yayınlar bir şekilde. Keşke biz Ankara'da birlikte böyle bir program yapsak ben çok daha keyif alırdım. Bakalım yarın ne olacağını göreceğiz. Evet, güzel bir şunu söyleyeyim artık programın süresi biraz geçtik. Bugünlük bu kadar diyelim. Şöyle söyleyeyim hani Zanka TV olarak biz Zanka Spor TV olarak sizi konuk alabiliriz. Başkan katılmak ister. Diğer kanallara da altyapı desteği yani yayın desteği verir. Bütün kanallardan yayınlanır. Çünkü malum başkan sadece bir kanalı çıkıyor. Yani sadece bir kişiyle soru cevap yapıyor. Daha geniş kapsamlı bir program yapabiliriz herkesin katıldığı. Yarınki programı merakla bekliyoruz. Son olarak Berkoy Hocam, sormasını istediğin bir soru var mı Metin abinin? Zaten soruları hazır ama sonra son görüşünü alalım çok kısa. Metin abiyle teşekkür edip programı sonlandıralım. Vallahi ben soracak ve tabii çok şey sorulabilirdi. Metin abi şu anda kendi tecrübesiyle onları süzmüş zaten. Sayfaları da var elinde. Ona gerek yok. Ben şeyi söyleyeyim. Eze konusunda muhtemelen şeyi de var. Spor gazeteciliği tecrübesiyle de konuşuyor. Belki somut olarak, isim olarak bir o sorulabilir değil mi abi? Yani Metin abi. Bir onu çünkü ihtiyaç da var. Şimdi adamı da andık. Şimdi transfer şeyi yokken falan değil mi? 80. dakikada bize çok ihtiyaç var. Mesela öyle bir oyuncuya acil şeyin yanında Eren'le de oynar, Eren'siz de oynar bir çok büyük katkı. Belki onu direkt sorar herhalde. Somut. Ama sen duydun herhalde. Bir duyumun var Metin abi. Böyle diyebilir miyiz? Bu da spor. Yok yok yok. Tamamen sadece bugün şeyi duydum. Ben gitti zannediyordum İzmir'e. İzmir'e gitmediğini öğrendim. Yani Keçiören'de maçta olduğunu öğrendim. Yani şimdi Keçiören'de maçta olsaydım herhalde ben de Eze'yi o hele ya gerçekten o üçüncü golü yani muhteşem ötesi bir şey. Yani biz de biliyorsun Arebi de benzer bir gol. Yani birebir neredeyse vuruş tekniği olarak birebirdi. Aynı şekilde gitti bir şekilde ama o hangi maçlarda bir sol tarafta bir faul öncesi bir faul var mı yok mu diye bir tartışma oldu. Ankara Gücü bir topu kaptı. Arebi atıldı. Arebi sağ ayağıyla vurduydu. Yani birkaç maç önce çok da eski değil. Yani böyle bir gole vardı. Ama Eze'nin yani kendi ceza sahasında topu rakipten yani bir de rakibin ayağından topu alması. Arkasından 2-3 kişiyle böyle hani güçlü bir şekilde mücadele edip onlardan topu alıp rakip ceza sahasına kadar gidip o yine önünde 2-3 kişi varken o vuruşu falan yapması ve bunların hepsinin 85-86. Dakikalarda olması muhteşem bir şey. Ben yani o maçı izleyen herkes, ben şey maçını izledim, Keçiören maçını izledim. Orada da mesela hayran kaldım. Yani Keçiören'deyse Gençler Birliği maçıydı. Gençler Birliği'nin de mesela Eze neredeyse tek başına, o maçı da tek başına aldı. Bu maçı da aynı şekilde. Yani şimdi iki maçını Keçiören Gücü'nü izledim. İki maçında da gerçi Eze'nin attığı gollerin yarısını da izlemiş oldum. Yani yarısının daha fazlasını izlemiş oldum. İki maçına sadece giderek. Acaba sadece iki maçta mı bunlar sıkışta kaldı? Onu da bilmiyorum ama tabii yani Ankara Gücü'nün en büyük sıkıntısı şu. Scout ekibi düzgün bir şekilde. Bakın Ankara Gücü'nün hocası Adnan Erkan, vaktimiz geçti ama bilmiyorum. Ha, bir şeyi dakika ben. Daha yapalım, tamam. Bitirelim onu. Adnan Erkan Scout ekibinin başı olarak Konyaspor'a gitti. Yani Konyaspor nereden nereye geldi? Elimizdeki bir yani bu bir değeri gitti Konyaspor'a
kaybettik yani o bir şekilde. Bugün Konyaspor Adnan Erkan'ın bulduğu ve getirdiği oyuncular sayesinde şampiyonla oynar pozisyona geldi Konya'da. Ankara Gücü ne yapıyor? Kızılcahamam'da bunun örneği var. Yarın başkana da soracağım sorulardan bir tanesi de belki de bu olacak yani. Bir menajer geliyor, yanında 3 tane futbolcu. Birisi Nadir, birisi Eren, bir tanesi Abdullah. Başkan bunları alırsan acayip süksen olur diyor. Ertesi gün Ankara Gücü futbolcularla sözleşme imzalıyor. Ankara Gücü'nün scout'u da bu. Yani başkanın süksesi. Yani ondan sonra da biz bir önceki başkanımız 5000 futbolcu arasında dedi. İşte bu transferleri eleyerek bu transferleri yaptık dedi. O 5000 futbolcudan elediği futbolcular takımı 2 kere küme düşürdü. Şimdiki başkanımız da sükselerle sükse yapma peşinde işte transferler yapıyor. Bir ekip var. Bir şeyler oluyor işte. Maalesef profesyonel değil Ankara Gücü. İnşallah bu sorunlar çözülür diyelim. Evet, ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biraz da süremizi açtık. Didem Hanım'a da buradan özürlerimizi iletiyoruz. Zanka Spor TV'ye abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok abone olursa o kadar çok içerik üreteceğiz. Bunu da sözünü veriyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın Rostim TV'de Metin Rabi ile Başkan Faruk Hoca'yı 16 dinlemeyi unutmayın. Kesin dinliyoruz. İyi akşamlar. Bekliyoruz abi. Çok selam. İyi akşamlar. Çok selamlar.